Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçim takvimi işliyor. Bir süredir en çok merak edilen konu deprem bölgesinde nasıl oy kullanılacağı. Başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman olmak üzere depremin vurduğu 11 kentte toplam 9 milyon civarında kayıtlı seçmen bulunuyor. Bu kentlerden seçilecek toplam milletvekili sayısı ise 96. En az 2 milyon kişi deprem bölgesinden başka kentlere göç etti. Göçlerin ve kayıpların ardından seçmen sayısının kaç olduğu henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını açıkladı. 30 kişilik YSK heyeti Mart ayının ilk haftasında Ankara'dan deprem bölgesine gitti personelin sağlık durumuna, sandıkların kurulduğu binalara ve seçimlerle ilgili teknik altyapıya dair tespitlerde bulunulmuştu. İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada depremzedelerin yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik ev, yurt ...huzurevi gibi yerler için adres beyanında bulunabileceğini bildirmişti. Dolayısıyla akıllara çadır veya konteyner kentlerde sandık mı kurulacak sorusu gelmişti. Ancak CHP'nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu'nun verdiği bilgiye göre bu mümkün olmayacak. DV Türkçe'ye konuşan Yakupoğlu, çadırların ikametgah olarak gösterilememesi nedeniyle... ...seçmen nakli yapılamadığını, herkesin binası yıkılsa da var olan adresine göre kaydedildiğini ifade etti. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından çadırlara numarataj yapılmadığı için bu çadırlara seçmen nakli yapılmadı. Kişiler son kayıtlı adreslerinde kaldı. Depremzedeler mevcut sistemdeki gibi seçmen olarak görünüyor. Örneğin o yıkılan mahallelerde daha önce nasıl sandık kuruluyorsa yine o okulun bahçesinde konteynerlarda sandık kurulacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlar evleri yıkılsa da ağır hasar alsa da o adreslerinde seçmen olarak gösterilecek ve daha önce kullandığı okulun bahçesinde oyunu kullanabilecek. Yakupoğlu depremzedelere seçmen bilgi kağıdının muhtarlıklar üzerinden dağıtılacağını belirtti. Peki depremde ölenler veya halen durumu belli olmayanların yerine oy kullanılabilir mi? Ölü seçmenlerin listeden düşüldüğünü ifade eden Yakupoğlu, halen ölü veya sağ olup olmadığı belli olmayanlarsa son bir haftaya kadar eğer öldüğü tespit edilirse seçmen listelerinden düşülecek dedi. HDP'nin YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki de deprem bölgesinde seçim güvenliğiyle ilgili şimdilik bir zafiyet olmadığını kaydetti. Ölenlerin yerine oy kullanmak teorik olarak mümkün. Ancak yeterince sandık görevliniz varsa, kimliklerini gösterdikleri kişileri kontrol ederlerse bu sorun aşılır. Deprem bölgesinde seçimlerle ilgili hala bazı teknik sorunlar var. İlçe seçim kurulları jeneratör, internet gibi eksiklikleri gidermek için çalışıyor. Siyasi parti temsilcilerine göre en kritik konu sandık sonuç tutanaklarının nerede toplanacağı. Bu tür yerlerin güvenlik dahil tüm koşullarının sağlıklı olması gerektiği belirtiliyor.